izleyenlerimiz, burası Kotor. Kotor'dayız. Adriyatik sahillerindeyiz. Adriyatik sahilleri kültür tarihimizin önemli izlerinin bulunduğu yer. Osmanlı yönetiminde ayrı bir özelliği vardı bu coğrafyanın. Biz tarihe unutmuşma adına Balkanlar gezimizin şu an Adriyatik sahilleri Karadağ bölgesindeyiz. Karadağ'ın başkenti Podgorica, Osmanlı dönemindeki adıyla Tepedöğen şehri, Kotor ile, Ulçin ile, Bari ile kültür tarihimizin önemli izleri bulunuyor. Ve şu an Kotor'dayız ve Kotor Kalesi arkamızda. Müthiş güzellikler var. O güzellikleri sizler adına tespit ettik. Bakın neler çektik, belgesel görüntülerle Kotor'a gidiyoruz. Hadi bak. Benim için şey yapayım o zaman. Dubrovnik Osmanlı döneminde Ragusa Cumhuriyeti diye geçiyor ve Ragusa Cumhuriyeti devamlı Venediklilerin saldırısına maruz kalıyor. Bunun da sebebi Ragusa Cumhuriyeti döneminde Vatikan tarafından İslam alemiyle, daha doğrusu Osmanlı ile ticaret yapmaya yetkili tek merkez burası. Tam tersi de İslam aleminden, Osmanlı'dan gelen malları Hristiyan alemine satmaya tek yetkili merkez Ragusa Cumhuriyeti olduğu için para burada iyi para dönüyor. Ve Venedikliler burayı ele geçirmeye çalışıyor. Tabii Ragusalılar savaşçı bir millet değil. Bugünkü Ragusa dediklerimiz bugünkü Dubrovnik. Ve savaşçı bir millet olmadıkları için Osmanlı'yla koruma anlaşması yapıyorlar. Ve Osmanlı tam 192 yıl Ragusalıları Venediklilere karşı koruyor. Tabii ücret karşılığında. Müthiş bir şey efendim. Bunu zannediyorum hiçbir tarafta bulamayız. Seyfettin Kurtiş. Tarihi Kotor Kalesi hemen arkamızda, sahiliyle, dağlarıyla, tarihi geçmişiyle muhteşem bir yer. Kotor Kalesi'nden sizleri devralen farkıyla Kotor'u Adriyatik sahillerini gezdirmeye devam ediyoruz. Silah Meydanı. Haritalarınızda da yazıyor. Silah Meydanı. Silah Meydanı isminden de anlayacağınız gibi silahların ticaretinin yapıldığı yer. Barut, top, gülleler gibi şeylerin yapıldığı yer Silah Meydanı. Yukarıda gördüğünüz balkon o dönemde bu bölgede en uzun yekpare balkon. 56 metre uzunluğunda. Hemen yanındaki müze o dönemde rektörlük binası. İşte bu rektörlük binası bugünkü tabirimizde üniversite rektörlüğü değil de belediye başkanlığı. Hemen arkada Saat Kulesi'ni görüyorsunuz ve Saat Kulesi'nin altında bir taş görüyorsunuz. Anıt gibi. Bu taş utanç taşı. Ne demek utanç taşı? Suç işleyen kişi burada teşhir ediliyor. İşlediği suçta yazılıyor ve sadece katık veriliyor ölmesin diye. Tabii şehir küçük olduğu için işlediği suçtan dolayı herkes artık bunu dışlıyor ve burada artık barınamıyor hiçbir şekilde. Evet, şimdi zamanında burada fakir biri yaşıyor ve evi yok. Herkes bunu evsiz diye çağırıyor. Alt ediyor, ben diyor bu şehirde 100 tane ev yapacağım. Artık kimse bana evsiz diyemeyecek. Ve bu dediğini yapmaya başlıyor. Tabii 56 tane ev yapabiliyor. Ömrü yetmiyor, ölüyor. Hala evsizin evi diye geçiyor. Topraklamasını bile yapmış. Tabii o dönemde insanlar evler yaparken zenginler hangisi daha güzel, daha şekilli ev yapacağız diye uğraşıyormuşlar. Bu da o dönemin güzel evlerinden bir tanesidir. Şehirde yazın 1300-1400 kişi yaşıyor bu evlerde. Bu nüfus kışın 900'lere düşüyor. Çünkü evler... Ne oluyor? Orayı görebiliyor musun? Bak demir var. Öbür tarafta Katolik kiliselesi. Çünkü bunun sebebi Kotor Venediklerin kontrolünde olduğu için. Var mı arkadaş? Yok. Evet. Arkada yine o dönemi Toki'ye verin. Büyük bina dipsi. Bir şey yapın. Devam edelim. Bu güzeldi. Burada dedikodu
meydanı da diyebiliriz. Niye? Burada konuşuyorlar. Ne konuşuyorlar? Çoğunun eşi denizci. Denizlere açılıyorlar. Ve burada işte eşimi özledim. Aman aşkından ölüp bitiyorum. Dertleşiyorlar. İki tane Ortodoks kilisesinin olduğu yerdeyiz. Biri arkadaki 12. asırdan kalma Aziz Luca Kilisesi ve 19. asırdaki Aziz Nikola Kilisesi. Bunlar Ortodoks kiliseleri ama mimarisine baktığınız zaman bunda da Katolik katedral mimarisi var. Sadece bunun arkasında bir kubbe yapma izin vermişler. Değil mi? Venediklerin bölgesi olduğu için. Azize Ozana Kilisesi'nde bulunuyoruz. Bunlar için yine tamam mıyız? Önemli kiliselerden bir tanesi. Ve hemen şu tarafta serbest sağınız başlayınca mezarını görebilirsiniz. Bu bir çoban kızı 11 yaşlarına kadar. Ardından kiliseye kendini adıyor ve orada rahibelik eğitimi alıyor. Rahibelik eğitiminde yükseliyor ve bunlara göre, anlattığımız bunların inancına göre Azize oluyor ve bu yine Ozana. Ve bu yine şehrin önemli azizelerinden bir tanesidir. Tabi bunların rivayetine göre şehrin de koruyucusu bir bakıma. İnançlarına göre Barbaros Hayrettin Paşa buraya gelirken bu işte bu şehri ele geçirirsen ben seni güçlerimle mahvederim diyor ve Barbaros korkuyor. Geri çekiliyor bunlara göre. Bir sene geçti her neyse. Onun karısı mektubu yazıyormuş. O kadar işte çok büyük. Ben çok büyük. Demir Adriyatik sahilleri. Burası Karadağ ve Karadağ'ın Kotor kentindeyiz. Buranın tarihi geçmiş oldukça eskilere dayanıyor. Ama Osmanlı döneminde de çok önemli konuma sahip Kotor. Görüntülerimiz var. Sizleri burada çektiğimiz görüntülerle baş başa bırakırken biz Adriyatik sahillerinde ve diğer yollarımızı adım adım gezerek kültür gezimize devam ediyoruz. Adriyatik sahillerindeyiz. Ada. Birisi Suni, diğeri Doğalada. Hristiyan alemi için önemli. Her ikisinde kilise var. Kotor bölgesinde balıkçılık yapanlar tarafından bulunan bir Hristiyanlık konu üzerine kutsiyet atfedilerek bu adalar tanzim edilmiş ve kiliseler meydana getirilmiş. Şu an Kotor Körfezi'ndeki o iki önemli adadayız. Adalar var. Ama tarihi oldukça önemli. Bizim de çok adamız var ama Kotor Körfezi'ndeki iki önemli ada Hristiyanlar için çok önemli. Bu bölgede balıkçılık yapan Hristiyanların bulunduğu bir kol üzerine iki önemli ada meydana getirilir ve kilise kurulur. Bir tanesi
Her iki kilisede ve her iki adada birer kiliseciğiz var. Sizleri bakın belgesel görüntülerle motor örtesindeki adalara gösteriyoruz. Hadi gönderdim ya. Hoş bulduk ya. Gösterdim seni. Dünyanın cenneti burası olsa gerek. Söze gerek yok galiba. Her şey çok açık. Kutur Körfezi normalde çok derin bir körfez. Osmanlı'nın da bir türlü giremediği körfezlerden bir tanesi. Ama evet. Koşu Kavak girdi galiba. Ama Koşu Kavak abi her hafta buraya giriyor. Haber ne bir özelliği? Çok derin bir körfez. Aslında Körfez'e çok kısa bir noktadan feribotla geçebiliyoruz ama biz Koşu Kavak Turizmi olarak Körfez'i dolaşmaya eğiliyoruz. Kotor Kalesi'ni görüyoruz ve şu güzelliği görüyoruz Kotor Körfez'de. Karadeniz'de. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Ay, yabancı geldi. Denizler, dağlar, göller tarihimizi söyler, tarihimizi anlatır. Adriyatik sahillerinin ayrı bir önemi vardır tarihimiz için. Zira Adriyatik'ten Çin Seddi'ne deyimini kullanan Mehmet Özal'ın Adriyatik'ten Çin Seddi'ne coğrafyasındaki 300 milyonluk Türk dünyasını anlatır. Şu an Adriyatik sahillerindeyiz. Muhteşem manzarası, o göz ve gönül okşayıcı manzarasıyla sizleri Adriyatik sahillerine, Dalmaçay sahillerine, Adriyatik sahillerine, Karadağ sahillerine götürüyoruz. Birlikte izliyoruz. Aldın mı şöyle? Çek. Adriyatik sahillerine artık veda ediyoruz. Yolumuz Adriyatik sahillerinden, Dalmaçya sahillerinden iç kesime doğru. Yani Bosna Hersek'ten o karayolu güzergahına doğru artık Körfez'den uzaklaştı. Tarihe not düşüp zamana noterlik yaptık. Tarihler 22 Temmuz 2015 ve Adriyatik
geldik, sahillerine veda ediyoruz. Avrasya'nın kalbinde, medeniyetin beşiğinde, Anadolu ve Balkanların kadim toprakları. Her mevsim farklı şehirlerde hizmetinizde olan Koşu Kavak Turizm, Mezopotamya'dan Rumeli'ye uzanan köprüleri, nehirleri, yaylaları, dağları ve tüm güzellikleri sizlerle buluşturuyor. Koşu Kavak Turizm YouTube sayfamıza abone olmak için tıklayınız. Sosyal medya ve video paylaşım hesaplarımızdan bizleri takip edebilirsiniz. Koşu Kavak Turizm, sevmek tanımakla başlar. 444-4598 www.koşukavak.com.tr